Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Tanısal radyoloji ve girişimsel radyoloji olarak da biz tıp alanında duyuyoruz isimlerini. Onların da açıklamasını yaparsak. Evet, yani sık sık rastlanıyor. Hatta günümüzdeki bu üniversite hastanelerinde çoğu hastalarımız gittiği zaman bir radyoloji katına girdikleri zaman işte tanısal radyoloji, girişimsel radyoloji diye tabelalarla karşılaşırlar. Ya hangisine gitsem şeklinde düşünebilirler. Tanısal radyoloji biliyorsunuz yani tanı amaçlı görüntüleme ile sürdürülen bir faaliyet. Girişimsel radyoloji ise şu, yani madem böyle bir görüntüleme olanağımız var, biz bu görüntünün altında bu hastalığa müdahale edebilir miyiz şeklinde bir katkı sundu radyoloji, özellikle radyoloji uzmanlarına. Bu nedir? Mesela bugün diyelim ki işte radyoloji ne yapıyor? Anjiyo yapıyor. Anjiyoda oradaki radyolog diyor ki ben madem bu anjiyoya girip görebiliyorsam bu görüntünün altında gidip orada herhangi bir damardaki bir tıkanıklığı, bir balonu, bir bozukluğu bu damardan tekrar görüntü altına girerek düzeltebilirim. Ya da bir tomografi de bir herhangi bir yara var bir yerde diyelim akciğerimizde, karaciğerimizde. Bunu tomografiyle gösteriyorsak diyoruz ki ya biz buna bu görüntünün altında gidip parça da alabiliriz şeklinde bir şey. Yani görüntülü radyolojiyle girişimsel radyoloji şöyle bir şey. Birisi tanı ve tedavi amaçlı, diğeri ise sağlık görüntüle. Yani tanısal radyoloji sağlık görüntüleme amaçlı bir etkinlik. Girişimsel radyoloji ise görüntü altında tedavi ve müdahale şansını yaratan bir alan. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.